izlerken orada her cila korku ve tehdit altında kentlerin istiklal eşkıyı sunan Azatlı Rayası sizler. Azaldığımızı elinizden alan hikayetten korkmurlarsa demir perdeni kaldırsınlar, Azatlı da ilan etsinler. Her bir neticeye varmak için her bir oyunlardan istifade edilir. Ama yerde kalan diğer muhalifler hakkında benim fikirlerim ona ibarettir ki o adamlar zaten yani hakimiyet nümayetlerindir. Sadece sonra adını muhalifen koymak bu aslında Azerbaycan cemiyetini təhqir eder. Bizim administrasiyası bu günlerde 52 partiyanı eğer menden kabak, ben iktidar yönümlü olarak bazı kararlar hareketini sədri menden kabak o 52 partiya Türkiye'de avtobusa doluşursa demeli kardeş ondan menden demeli menden kabak korunun adamlar. Yani bunun neyi muhalif adamlar Şuşa'ya gelirler, menden kabak avtobusa adamlar Kəlbəcərə'ye gelir, menden kabak yok. Adamlar Cəbrail'e gelir, menden kabak yok. Bunlar neyi muhalif et? Ayda da 3 bin manat prezident administrasiyasında işte yaşıyorlar da paket alın. Bu neyin müxalifdir? Mənə də düyünə qədər kimsə mənə deyə bilməz ki, Fuad Məlum dövlət tərəfindən və ya hakimə tərəfindən 5 dəqiq, 3 dəqiq kiməsə qanlanır. Almaq üçün kimsədir. Amma və bizim paket məsələsi. Biz nazir və nazir mabirləri, prezident administrasiyanın şöbə müdürləri Fuad Məlumu sıxmaqla onlar düşünməsinlər ki, hər hansı bir məsələdə Fuad Məlum kənara çəkiləcək və yaxud da siyasi iradədən sönəcək və yaxud da ki, bəzi məsələlərdə geri dönəcək. Xeyr. Biz ne kadar sıkılsak o kadar bərkəyirik yani. Biz odun alovun içine çıkmış bir insanlar. Bu kadar. Ve diğer meseleyi ise ben deyim ki, Azerbaycan'da siyasi vakitde, gayret ruhlu muhalifelerin hepsi doğru değil. Azerbaycan'da siyasi faaliyet görsünler, tüm muhalifler, her biri Avropaya, diğer ülkelere, en yaxşı halda, Prezident aparatının siyasi şöbələrinə satılmış partiyalardır. Yani halk bundan niyə inanırlar, niyə özlərinə güvən atmalı? Yani kimin arxasında getmək istəyirlər? Ya kardeş, sənin haqqın taqdalanırsa, sən bunu siyasiləşdirməkdən elə gedib hansısa bir nazirliyin qabağında bu haqqını tələb edirlərsin. Fərdi qaydır. Evet. Buna ehtiyac yoxdur, kütləvi halda, ay nə bilim, bu lider gözəldir, bu lider. Kardeş, Azərbaycanda hal-hazırda, yaxın 20 ildə ölkə rəhbəri Prezident İlham Əliyev alternativ qüvvə yoxdur. Ve bunu ben açık şekilde deyirəm. Kimlerse kızıq yarada bilər. Ama Azerbaycan'ın reallığı, de bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Charles, yeni Roma meselesini tabii ki tekrar gündemine alacaktır. Şimdi Türkiye'deki siyasi parti liderleri iki ittifakta ya Yeni Roma'da ya Yeni Babil'de ya da şöyle de diyelim işte Erdoğan Roma'daysa Kılıçdaroğlu Babil kısmında. Böyle bir seçimin sizin açınızdan bir sonucu var mı? Var mı? Benim açımdan hiçbir sonuç gerekçeyse seçimden ne alaka? Nasıl bir mesele? Nasıl bir seçim? Bir düşünün. Bir düşünün ya. Yani hiç mi aklınız almıyor sizi? Ülkeyi kan gölüne çevir. İyi, asker ve polisi kullanan bu işi kaybedecek. Garanti veriyorum. %100 garanti veriyorum. Nerede yazdığında İncil'de yazıyor. Tamam. İkinci kez aynısına yelteneceğiniz, aynı senaryoyu oynayacağınız orada yazıyor. Orada yazıyor. Paşa gönlünü üzgüdür. Arzu edenler için şelale, arzu etmeyenler için çağlayan. Bu kadar basit. Cumhurbaşkanlığı makamını benim milletim Bay Kemal'e vermez. Ne alaka? Misal adam kazandı, millet sokağa çıkacak, Kemal'e vermiyor. Öyle mi? Yani sen orada oturmak için kan dökülmesine müsaade edeceksin. Ha, karşı cephede sokağa çıkarsa valiliklere verilmiş talimatta TSK'nın zırhlı araçları başka hava kuvvetleri damadın kontrolünde olan siyah harekat merkezleri yukarıdan halka bomba yağdırır. Tamam. 500 milyon. Bombayı. 5 milyon. Bunu mu yapmak istiyorsun? Bu işin sonucu yok.
Siz kalkıp diyorsunuz ki biz Allah'tan emir alıyoruz. Nereden biliyorsun? Ben biliyorum sizin bir görüşmeniz olmadığını. Nereden biliyorsun ne denildiğini? Yukarısının ne dediğini nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Çek git dediklerini biliyorum. Yoksa bu kadar afadı, bu kadar muhterem, bu kadar mütedeyyin olmanızla ilişkilendirebilir miyiz? Bütün afatlar unutuldu. Ya Ecevit başbakan olsaydı, anasından girip bacısından çıkmıştır. Ya Demirel başbakan olsaydı, 11 şehri yıkan deprem olsaydı neler yapmazdınız? Cenabet gezdiler mi demezdiniz? Eşlerine fahişe mi demezdiniz? Her şeyi yapardınız. Yaptınız çünkü. Siz ilahi huzurda manada bütün siyasiler için söylüyorum. Hiçbir göreviniz, hiçbir yeriniz bulmamak dileğiyle değişim, değişmek, boyutları atlamak sizlerin elinizde. Acıları çekmek sizin elinizde. Tercihleri yaşamak sizin elinizde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim söyleyeceklerim lekesiz doğumlular İstanbul'u bize teslim edeceksiniz. Ve Kürdistan'ın sahibi var diyen müttezel gelip oraya bu dikece. Bak gazeteci. Seçime 11 gün kala kim çekiliyordu? Kemal Kılıçdaroğlu. Meclis lağvedilecek. Evet, bu bilgiyi ben verdim. Meclis lağvedilecek. Bu meclisle bu iş olmaz. Bu meclisle Türkiye resmen edilemez. Bu meclisle kilerin hiçbirisinin mecliste değil, koruma kalkanı altında değil, ilk önce olmaları gereken yer şöyle bir temiz suhuletle temiz insan olduklarının tespit edilmesi. 2015'te el sıkışacaklar. Şimdi de şen ortaklar diyecekler ki vay HDP terörist. Eğer HDP teröristse HDP'ye oy veren 6-7 milyon kimse hepsi terörist. Açıkça söyleyin, bu teröristlerin hepsini silahlanalım. Halk olarak hep beraber inelim. Kimse bu teröristleri öldüremez. Bunu söyleyin. Kapatın. 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 Partiyi kapatın. Olmaz. Niye? Çünkü orası kapatılırsa HDP ile işbirliği yapan AKP iki kere kapatılmış. HDP bir parti değil mi? Evet, terörle bağlantısı var. Hüdapar'ı Bardanistan'da görüyoruz. Hepsini görüyoruz. Sonra HDP seçimler yapan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Kahveci'nin oğluna iade ihbar yapan. Adnan Kahveci öldürüldü. Öldürüldü. Yaptınız mı? Yapmadınız. Cemil Çiçek bir pazarda yapmadı. Milletvekili aday adayı olmadı. Hiçbir siyasi parti lideriyle gidip görüşmedim. Söylediklerim ortada, anlattıklarım ortada. Konumuzun en önemli hadisesi kuşkusuz Gökbük Atatürk'ü şu veciz sözüyle seslenmek istiyorum. Tunç erir, Türk'ün ebedidir. Ebedi olan Türklüktür. İdeolojimiz birinci madde Türklük ve Atatürk'ün olsun. Türkülük ideolojimiz değil. Türkler, Türk olmayanlar için, Türklere, Türkler için Türkçülük yapmaları mesajıdır. Anlatabildim mi? Evet. Siz hala efendim o parti, bu parti, şu parti onların peşinde gezmeye devam edin. Onlar sizi kurtaracak. Partiler Sion'un kaleleridir kardeşim. Simon'un tezgahlarıdır. Partiler milleti böler, milli birliği bozar.
bozmuştur, bölmüştür kardeşim. Bu ülkenin güvenlik sorunu siyasi partiler olmaya başladı. Ülkede bir güvenlik sorunu varsa siyasi particilik olmaya başladı. Ne demek ya? Mitinge adam toplamak için adam para alıyor siyasi partiler. Bu parayı siyasi partilerden alıyor. Efendim iktidar değilse belediyelerdeki ihale verdiği kişilerden, hazineden falan filan. Seçim mitinglerinde ya da toplanmalarda parti burada slogan atmak için, el sallamak için gelecek olanlara para dağıtılacak. Yuh olsun. Suratlarına da 1000 kere tükürsün bu millet.